haber Milas olarak Milas'a bağlı Fesleğen Mahallesi'ndeki orman yangınından son gelişmeleri bildiriyoruz. Evet, son canlı yayınımızdan sonra alevler halen ilerlemeye devam ediyor. Şu karşıda görüyorsunuz, yerleşime çok az bir şey kaldı. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bizim burada gördüğümüz iki helikopter, bir uçak, şu gördüğünüz hat boyunca su atarak yangına müdahalede bulunuyor. Yangının yerleşime ulaşmaması için herkes elinden gelen çabayı gösteriyor. Evet, rüzgar etkili. Rüzgarın etkili olması tabii yangın söndürme çalışmalarını çok olumsuz etkiliyor. Burada yangın alanını gösterdikten sonra şu, bakın, iki kolumu açsam bir hattan bir hata kadar dumanları görebiliyoruz. Bakın, buradan mahallenin güney cephesinden yukarı doğru bu hareketliliği, dumanları, ara ara alevleri görebiliyoruz. Evet, şu an hava araçları muhtemelen su almaya gitti. Onların müdahalesini de sizlere aktaracağız. Onun dışında sizlere buradaki diğer önlem çalışmalarından bahsedeceğim. Özellikle mahallenin büyük bir kısmı evlerini terk etmiş durumda değil. Kendi imkanlarıyla ve itfaiyenin, arazözlerin, orman ekiplerinin desteğiyle bir yangın nöbeti başladı burada. Eğer alevler evlere sıçrarsa vatandaşlar, Fesleğen halkı son ana kadar alevlerle mücadele edeceklerini bizlere bildirdiler. Bunun dışında burada ağır tonajlı araçlar, beton mikserleri, şu gördüğünüz gibi tankerler, greyderler, araçlar burada yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Şimdi köy meydanındayız. Burada bir gölet var. Helikopterlerin buradan su alması için kullanılan bir gölet. Tabii Fesleğen bölgesi orman yangınları konusunda riskli bir bölge. Daha önce de riskliydi. Şu an ters ışıkta kaldı ama şurada göletin, bakın, göletin su tankerleriyle doldurulmaya çalışıldığını görüyorsunuz. Başka bölgelerden getirilen su burada gölete boşaltılıyor. Evet. Fesleğen çok güzel ve özel bir bölge. Milas'ın rakımı en yüksek mahallelerinden birisi. Bu bölge bal ormanlarıyla kaplı, tekrarlayalım. Bu bal ormanları sadece Fesleğen ve Muğla'lı arıcılara hizmet etmiyor. Bu bal ormanları Türkiye genelindeki tüm arıcıların kullandığı, konakladığı lokasyonlardan birisi. Tabii bu yangında bal ormanları ciddi derecede zarar gördü. Aynı zamanda meyve ağaçları, mahallenin geçim kaynağı olan tarlalar yangında zarar gördü. Şimdi burada size başka bir izlenimden bahsedeceğim. Milas'ta yangınlarda 6. gündeyiz. Akçakaya, Fesleğen ve Kıyıkışacık'ta yangınların devam ettiğini biliyoruz. Takipçilerimizin ve okuyucularımızın bize aktardığı kadarıyla Kıyıkışacık'ta bir hava desteğinin ya da diğer desteğin ihtiyaç olduğu söyleniyor. Tabii biz oraya gidip görmedik ama takipçilerimize güvenerek bunu aktaralım. Onların isteği doğrultusunda bunu aktaralım. Kıyıkışacık'ta bir destek istendiği söyleniyor. Havadan ve karadan bu destek sağlanırsa çok memnun kalırız diyor takipçilerimiz. Şimdi yangında 6. gün. Bir daha tekrarlayalım yayına yeni giren takipçilerimiz için. Muğla'nın Milas ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü Beyciler Mahallesi'nde başlayan orman yangını 1. günün akşamında Bodrum'un dağ köylerine sıçramıştı. Gökpınar'da ve ilerisinde ciddi bir mücadele verilmişti. Bu bölgelerde gerçekten halkımızın, yetkili kuruluşların, kurum ve kuruluşların desteğini gördük. Birlik ve beraberlik havasının her an, her daim hakim olduğunu söyledik. Şimdi bakın, bir yangın uçağının yangın alanında faaliyet gösterdiğini sizlere aktaralım.
Evet. Evet, birlik ve beraberlikten bahsediyorduk. Gerçekten tüm imkanlarını halk ve diğer kuruluşlar, kurum, kuruluşlar, firmalar, STK'lar bu yangınla mücadelede tüm varını ortaya koyuyor. 6 gündür bu mücadele sürüyor. Bunu belirtelim. Ve benim bir izlenimim var. Dikkatimi çünkü çok çekti. Beton firmalarından, Muğla genelinde beton firmalarından bahsetmek istiyorum. Çok fazla beton firması, farklı firmalar beton mikserleriyle yangın alanında görev yaptı. Beton mikserleri yangına nasıl destek sağlayabilir? İlk etapta şöyle insan bir düşünüyor. Nasıl sağlıyor anlatalım. Bu beton mikserleri bu geniş haznelerine su doldurarak arazözlere, itfaiyeye su takviyesinde bulunuyor. Gerçekten engebeli arazi koşullarında devam eden orman yangınında su takviyesi çok önemli. Bu beton mikserleri arkadaşlar bu gördüğünüz itfaiye araçlarına ve arazözlerine ciddi derecede bir su takviyesi sağlıyor. 6 gün yangın alanının bütün bölgelerini gezmiş biri olarak söylüyorum. Şu gördüğünüz bütün beton mikserleri her yerdeydi. İlk andan şu ana kadar bu firmalar her yerdeydi ve görev ifade ediyor. Şimdi Orman Müdürlüğümüze, Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir koordinasyon aracını görüyorsunuz karşıda. Ters ışık olduğu için biraz karanlık kalıyor. Ekipler burada yerleşime sıçrama ihtimali olan alevlere karşı önlem alıyor. Bakın burada belediye, Muğla, orman, herkes işbirliği halinde çalışmalara destek veriyor. Şimdi benim aklıma bir soru geldi ve buradaki yayından önce buradaki yetkililere, firma yetkililerine bunu sordum. Dedim ki 6 gündür birçok beton firması burada görev yapıyor. Bu firmaların iş planı ne oldu? Müşterilerine neler söylediler? Bunları öğrenmek için burada bir şefe ve bir işçiye mikrofon uzatacağım. Tabii gördüğünüz gibi şöyle işlem devam ediyor. Bir su aktarımı gerçekleştiriliyor. Bunu sizlere gösterelim. Yani bu değişik gerçekten beton mikserleri bu mücadelede çok 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 katkı sağladı. Sağlamaya devam ediyor. Bakın şu şekilde araca suyu çok hızlı bir şekilde doldurarak yeniden yangınla mücadeleye gönderiyor. Evet. Şimdi böyle bir fikir, böyle bir destek nasıl başladı? Burada bir yetkiliye soracağız. Evet, beton mikserlerinin yangınla mücadelesi nasıl başladı? Burada bir yetkiliye sormak istiyorum ben. Şu bölgeyi alabilir miyim sizi? Tabii. Evet. Siz tanıyabilir miyim? Merhabalar, Galip Özbaş Çağatay Holding İdareciler Uzmanıyım. Evet. Siz tanıyabilir miyim? İsmim Buğra Uzunkaya, Çağdaş Holding İş Güvenliği Uzmanıyım. Evet. Yangının ilk gününden bugüne kadar birçok firmayı biz yangın sahalarında gazeteci olarak görüyoruz. Daha önce yaklaşık 12 yıldır yangınları takip eden bir gazeteci olarak beton mikserlerini yangın çalışmalarında görmedim. Belki dünyada bu nasıl başladı? Belki dünyada ilk defa bizim aracılığımızla başlamış oldu. İnşallah devamı gelmez diyelim ama büyük ihtimalle literatüre böyle bir şey de kazandırdık. Cumartesi'den beri yaklaşık olarak 6. günümüzdeyiz. 6 günden beri 200'e yakın personelimizde ve iş makinelerimizde gece gündüz 24 saat yangından mücadelemize devam ediyoruz. Burada öncelikle yöneticilerimize, patronlarımıza, bizlere bu imkanı, bu desteği, sınırsız desteği verdikleri için çok çok teşekkür ederiz. Onlardan aldıklarımız güç sayesinde 24 saat burada görevimizin başındayız. Minnettarız onlara, bizlere de bu tür bir imkanda vesile oldukları için. Biz görevimizin başındayız. Son ateş, son duman sönene kadar görevimizin başındayız. 7-24 burada inşallah söndüreceğiz. Evet, ben bunu görüyorum burada ama hani sizin nasıl bir şevkle çalıştığınızı. Firmalara ne söyledi beton firmaları?
Yani çünkü firmaları demişim, yani müşterilere ne söyledi? 6 gündür aslında dışarıya hizmet veremiyor değil mi bu firmalar? Tabii, o nasıl? Şu anda mevcut olan biz siparişlerimizi bile iptal ettik. Müşterilerimiz de sağ olsunlar bu konuda anlayış gösterdiler. Çünkü afet durumu var. Bu afet durumunda ticari kaygısı falan için düşünülmez. Maddi açısı falan için düşünülmez. Bizler şu anda tek odaklandığımız nokta bu ateşin sönmesi. Evet. Teşekkür ederiz. Diğer izlenimler için buraya geleceğim. Sizi tekrardan tanıyabilir miyiz? Buğra Uzunkaya, Çağdaş Holding personeliyim. İş güveni uzmanı olarak çalışmaktayım. Evet, siz de 6 gündür sahalardasınız evet. Sanırım. Evet, aynen. Yangın çıktı. İçmeler de başladı biliyorsunuz. Evet. Oradan da mazı da devam etti. Biz de yangının peşinden buralara kadar geldik. Devam evet. ediyoruz. Beton mikseriyle nasıl bir destek sağlanıyor? Teknik olarak biraz anlatır mısınız? Şöyle söyleyebilirim. Normalde bu beton araçları beton vermek için tasarlanmış bir şey. Fakat biz su kullanarak yine aynı sistemde tıpkı beton döküyormuş gibi su vererek ve zaten görev şu anda hali hazırda da görebilirsiniz. Şöyle direkt gösterelim. Aynen itfaiye araçlarına şöyle. Bu şekilde direkt suyu basıyoruz. Evet, sol tarafta itfaiye depolarını aracı. Dolduruyoruz sırayla yani bizim mikserlerimiz sürekli dolu oluyor. Bizden destek isteyen itfaiye araçları yanaştıkça biz onları her seferinde sularını depolarını doldurarak gönderiyoruz. Aracözler için de aynı şey geçerli. Aynı şey geçerli. Hiç fark etmez. Su tankeri olsun, orman araçları olsun, orman yangın araçları olsun, itfaiye olsun fark etmez. Hiç fark etmez. Evet. Bu şekilde daha önce tamam. Böyle bir yöntem kullanılmadı diyorsunuz. Yok, yok. Yani belki de dünyada ilktir. Galip Bey'in dediği gibi. Bu yani sistemimiz bu şekilde. Teşekkür ederiz katkınız için. Rica ederim. Desteğiniz için. Evet, burada bir bu işte görevli bir ağabeyimizi dinlemek istiyorum ben. Siz evet. Tanıyabilir miyiz? Ben İlham Eren, Çağdaş Beton Beton Operatörü. Evet. 2005'ten beri Çağdaş'ın içindeyim. Nerede bir duman çıksa patronlarımızın emridir. İnsanlara yardımcı olmak, vatana millete hizmet etmek. Bu da bir vatan millet görevidir. Ve cumartesi günü 2'den beri sahalardayız. Hiçbir beklentimiz olmadan patronlarımızın emridir. Son duman sönünceye kadar sahalardayız. Bizi severek yapıyoruz, bilerek yapıyoruz. Çünkü karınca var, kuş var, bu içinde bir sürü hayvanlar var, insanlar, tabiatı içinde bir sürü canlı var. Bu canlıları yanıyor, görüyoruz. Yani yapacak en son durum bunları söndürmek. Evet. Sahada olan biri olarak size bir soru sormak istiyorum. Sahada ne görüyorsunuz birlik, beraberlik ve dayanışma anlamında? Birlik, beraberlik, dayanışma anlamında herkes burada. Tankerinle, biz mikserlerimizle, 60 tane mikserimizle, pompamızla gece yarılarına kadar buradan söküp başka yere götürüyoruz. Ve mobil su pompası olarak da kullanımı sağlıyoruz bu sahada. Evet. Böyle bir sistem Türkiye'de görmedim ben. 2005'ten beri Çağdaş'ın içindeyim. Ve Çağdaş hep aynı sistemde. Bu yangınlarda olsun hep böyle devamlı evet. Devletimizin yanındayız. Bu sistem Çağdaş Holding tarafından başlatıldığını söylüyor buradakiler. Ve daha sonra hemen diğer firmalarda bunu örnek alarak sahalara hemen hızlı bir şekilde onların da indiği belirtiliyor. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun diyelim. Umarız yangın kısa sürede söndürülür. İnşallah. Ben diğer tarafta şu bölgedeki çalışmaları da göstermek istiyorum sizlere. Birazdan bu alana geleceğim. Şimdi bu tarafa doğru ilerleyelim isterseniz. Evet. Alevlerin mahalleye ilerleyişi maalesef devam ediyor. Güney cephesinde alevler ilerliyor. Şimdi burada yangınla mücadeledeki halk desteğini, çalışmaları sizlere daha yakından göstereceğiz. Evet, gördüğünüz gibi bu yangınla mücadelede koordinasyonu sağlayan özel araçlardan birisi. Yangın yönetim aracı. Gerçekten herkes çok yorgun, uykusuz ama alevlere karşı herkes tek yürek olmuş durumda. Evet, burada mahalleye gönderilen sular gördüğünüz gibi buradaki tanklarda buzla soğutuluyor ve yangın çalışmasına ara veren ya da ihtiyacını karşılamak için buraya gelen çalışanlara, gönüllülere ve halka ikramda bulunuluyor. Burada da bir imece usulüyle bir çalışma mevcut.
Şurada iyi. Bakın. Evet, şu an bu bölgeye ciddi anlamda yangın tüpü geldiğini söyleyebilirim. Evet. Burası köyün marketi, toplanma alanı. Şöyle biraz daha inelim aşağıya. Bir itfaiye yerimiz. Yine 6 gündür neredeyse her gün karşılaştığımız bir itfaiye yerimiz. İlaç. Evet. İlaçlarla birlikte. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Evet. Bu bölgede gönüllüler çalışmalarını sürdürüyor. Bakın, acil müdahale olarak araçlarda bu gönüllüler hazır vaziyette bekliyorlar. Evet, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Feslen Mahallesi'nde yangın söndürme çalışmalarını gösteriyoruz. Evet, yangında görev almış birinin gördüğünüz gibi sendelediğini görüyoruz. Ama alandan ayrılmıyor. Yorgunluk var. Ama herkes umutla yangınları söndürmek için çalışmalarına devam ediyor. Evet. Şu bölgeden yükselen alevler. Bakın, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi diyor. Bir itfaiye arazözü Gaziantep'ten buraya gelmiş. Bir Milaslı olarak, Muğlalı olarak buraya katkı sunan, dışarıdan katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Bunu da bir kez daha söyleyelim. Azerbaycan'dan destek ekipler geldi. Bunun gibi Türkiye'nin her yerinden burada gönüllü olarak çalışan, destek veren, yangın söndürme çalışmalarına destek veren ekipleri, insanları gördük. Herkes yangınlarla mücadelede tek yürek oldu. Umarız alevler mahalleye ulaşmadan söndürülür. Evet. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Tek temennimiz yangının Feslen Mahallesi'ne ve diğer Akçakaya Mahallesi'ne ulaşmaması ve diğer devam eden yangınların bir an önce söndürülmesi diyelim. Şimdilik görüşmek üzere.